lale dümdüz ilerler, atlar lediye atlar, küller çapraz koşarlar, vezir ise her yana, piyonu da unutma. Lale dümdüz ilerler, atlar lediye atlar, küller çapraz koşarlar, vezir ise her yana, piyonu da unutma. Merhaba değerli Tempo TV izleyicileri. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Yeni yılın ilk haftasında geçtiğimiz hafta sizlere şöyle bir tekrarla giriş yapmış olduk. Ve bu tekrarın iyi olduğunu şeklinde dönüşler de aldım. Onun için ben kaldığım yerden hatırlatma dozlarına devam etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, açarak şah konusunu bir kez tekrarlamıştık. Şimdi açarak şahtan bir adım daha ilerisi açarak çifte şah. Neydi açarak şah? Bizim şah çekme potansiyeline sahip, gücüne sahip taşımız ve onun önündeki kendi taşımız. Kendi taşımızın konumu neydi? Örtü. Örtü konumundaki taşı kaldırdığımızda geri planda kalan taşımız şah çekiyorsa buna açarak şah diyorduk. Eğer örtü konumundaki taş da şah çekiyor ise buna açarak çifte şah diyoruz. Açarak çifte şah satrançta çok etkili bir silahtır arkadaşlar. Çünkü her iki taş da şah çektiği için rakibin şah çeken taşlarından ikisini de ekart etmek, ikisini de engellemek gibi bir şansı yok. Şahla oynamak zorundasınız. Güvenli bir nokta varsa oraya gitmek zorundasınız. Aksi halde mat olacak. Şimdi hemen bir kısa örnekle başlayalım. Burada beyaz oyuncunun şah çekme potansiyeline sahip taşlarına baktığımızda, tekrar ediyorum, yine tahtada ne var ne yok eline boyuna iyice bir gözlem yapmanız lazım. Baktık, kaleyle şah çekme şansımız yok ama hemen kalenin arkasında duran filimizin şah çekme potansiyelinin olduğunu gördük. Kaleyi bu noktadan herhangi bir yere kaldırdığımızda burada ne oldu? Açarak şah. Yani arka plandaki filimiz şah çekti. Ama amacımız şimdi açarak şahla bir de mat etmek var. Burada hemen bu konuyu kapatacağım. Bir tane örneği verip açarak çifte şaha geçiş yapacağım ama burada bir hatırlatma yapmak istiyorum tekrar. Açarak şah da örtü konumundaki taşı oynayacağımız yeri de çok iyi bilmemiz lazım. İyi tespit etmemiz lazım. Burada doğru açarak şah çekiyor kale ama şöyle bir enine boyuna düşünüp baktıktan sonra şunu görmemiz lazım. Biz kalemizle şahın kaçabileceği ya da örneği biraz daha somutlaştırayım. Açarak şah çektik. Şahın G8 noktasına kaçabileceğini görmeniz lazım. Önemli olan dediğimiz gibi satrançta görmek, iyi görmek. Dolayısıyla G8 noktasına da kaçabilecek, kaçmasını engelleyecek hamlemiz ne olabilir? Burada kale çarpı G5. Yani kale ile G5'teki piyonu alırsak kalemiz şahın kaçabileceği G8 noktasını kontrol ettiği için fil de şah çekiyor. Böylece açarak şah mat olmuş oldu. Şimdi çifte şah konusunu detaylı bir şekilde hemen ekrana getirelim değerli izleyiciler. Evet, açarak çifte şah konusu hemen bizim açarak şah konusuna çok benzer bir konum ama aradaki fark şu. Hem örtü konumundaki taşımız şah çekecek hem arka planda kalan taşımız şah çekecek. Şimdi beyaz oyuncu burada şah çekme potansiyeline sahip olan taşlarını şöyle bir bakıyor. Uzun menzilli silahlar gibi. Burada kalemiz var, filimiz var, bir filimiz daha var. Beyaz oyuncunun durumu gayet iyi. Ve beyaz oyuncu H1 noktasındaki kalenin önünde örtü konumunda H1
H4'te bir filin olduğunu görür ve bu fili kaldıracak. Evet, bu fili kaldırdığımızda kale şah çekiyor ama biraz önce söylediğimiz gibi şahın kaçabilecek bir noktası kalıyor. Somutlaştıralım. Evet, o zaman işte burada satranç çok büyük dikkat gerektiriyor. Çok iyi görmeyi gerektiriyor. Çok iyi hesap yapmayı gerektiriyor. Arkadaşlar, bizim filimizin gidebileceği çok daha etkili bir yer var. Filimizle de şah çekebiliyoruz. Yani bu nokta F6 noktası. Filimizi F6 noktasına getirdiğimizde kalemizle şah çekiyoruz. Ve filimiz de şah çekiyor. Hem örtü konumundaki taş hem arka plandaki taş ikisi birden şah çekiyorsa açarak çifte şah demiştik. Hemen konunun dersin girişinde bunu hatırlatmıştım. Ve bakıyoruz başka ve geri planı uzak noktada B2 noktasında uzun menzilli silahlar gibi arkadaşlar. Bu tip, pek bunları kullanmak istemiyorum ama fakat neticede satranç bir savaş oyunu olarak ortaya çıktığı için ne yazık ki bu terimleri de bu kelimeleri de kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü beyazın B2 fili bu uzun çaprazı B2 ve G8 çaprazını kontrol ediyor. Siyah şahın hareket edebilecek hiçbir noktası kalmadı ve böylece oyun şahmatla sonlanmış oldu. Bir başka açarak çifte şah örneği yine burada bakınız kalemizin şah çekme potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Aradaki atımız olması. Atı kaldırdık. Ne oldu arkadaşlar? Kale şah çekti değil mi? Peki kale şah çekti de pardon. Atın gidebileceği başka daha iyi bir nokta var mı acaba? Bir bakalım. Atın gidebileceği yerleri hemen gözümüzde sanal oklarla canlandırıyoruz. Tabii şaha yakın olan noktaları diğerlerini çizmeye gerek yok artık. Dolayısıyla evet burada atımızı biz F8 noktasına getirdiğimizde atımız da burada şah çekiyor. Ama arkadaşlar yine bir dikkatsizlik var. Bakın şah G8 noktasına kaçabiliyor. Öyleyse bakın ne kadar enine boyuna düşünüyoruz. Çok fazla detaylı düşünmek ve iyi hesap yapmak zorundayız. O zaman şahın G8 noktasına kaçabileceği o güvenli gibi görülen noktayı da atımızın kontrol etmesi gerekiyor. Öyleyse burada at alır F6 veya at çarpı F6 diyoruz. Ha bak gördünüz mü? Şimdi atımız hem şah çekti, kalede şah çekti. Atımız aynı zamanda nereyi kontrol etmiş oldu? Kaçabileceği G8 noktasını kontrol etmiş oldu. Şimdi bakın burada şah çekildiğinde alınacak önlemlerden hiçbirini alamıyor beyaz. Siyah oyuncu beyaza karşı. Çünkü çifte şah var. Örneğin burada siyah oyuncu araya fili kapatmaya kalksa, kalenin şah çekişini engellemeye kalksa, arkadaşlar olmadı. At şah çekiyor. Ya da atı yemeye kalkışsa, atı almaya kalksa yine olmaz. Kale şah çekiyor. Öyleyse açarak çifte şahın ne kadar çok etkili bir taktik olduğunu bu şekilde iyice kavramış olduk. Ve yine güzel bir örnek. Bakın kalemiz H1'de. Kalemizin şah çekmesini engelleyen taşımız at. At olmasaydı kale şah çekecekti. Peki biz atı buradan kaldıralım ama gelişi güzel oynadığımız zaman, gelişi güzel oynadığımızda mat oluyor mu olmuyor mu ona bakalım. Atı böyle gelişi güzel oynadık. Arkadaşlar araya fili kapatabiliyor. O zaman daha derinlemesine, daha detaylı düşünmemiz lazım. Acaba ben bu atı nereye oynarsam hem at şah çeksin hem kale şah çeksin. Diğer atımın da buradaki yardımı nedir?
şahın kaçabileceği G7 noktasını kontrol ediyor olması. Şimdi o zaman biz atımızla, şimdi artık araya taşı kapatamayacak, atımızı G6 noktasına gelip şah çektiğimizde biraz önce araya fili kapatmış, matı engellemişti siyah oyuncu. Ama şimdi artık onu yapamıyor. Neden? At da şah çekiyor. Öyleyse açarak şah son derece etkili bir temadır arkadaşlar. Kesinlikle bunu unutmayalım. Ve artık siyah şahın hareket edebilecek hiçbir noktası yok. Yapabileceği başka hiçbir şey yok. Ve oyun matla sonlanmıştır. Evet, bir başka örnek arkadaşlar. Şimdi burada hamle sırası bu sefer siyahta. Bakıyoruz siyah oyuncunun şah çekebilecek taşı var mı? Evet var ama yine X-ray dediğimiz, yani öndeki taşa rağmen şahı görebilme, değil mi? Kapasitesine, özelliğine sahip şu an filin konumu öyle. Aradan atı kaldırdığımızda fil şah çekecek ama atı öyle bir yere kaldıralım ki o da şah çeksin. Eğer atı gelişi güzel bir şekilde kaldırırsak, bakın atla buradan şah çektiğimizi düşünürsek arkadaşlar, mat olmaz. Çünkü şah A3 noktasına kaçar. O zaman biz atımızı nereye oynayacağımızı iyi tespit etmemiz lazım. İyi görmemiz lazım. Dolayısıyla atımızı biz öyle bir noktaya oynayalım ki şahın kaçabileceği güvenli bir nokta gibi görünen A3 noktasını da kaçamasın. O zaman en uygun nokta neresi arkadaşlar? C4. At C4, şah, mat yine. Hem çifte şah, hem atımız şah çekiyor, hem kaçabileceği noktayı kontrol ediyor. Fil de şah çekiyor. Eğer burada, bakın şu önlemleri bir gözden geçirelim. Artık biraz daha böyle çok iyi görmeyi, çok iyi düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Zaten benim bu şekilde bir tekrarlama yapmamın amaçlarından birisi de bu. Hemen ilk başlangıçta biz temel altyapı ile ilgili hızlıca bir takım şeyleri vermeye çalıştım ben. Dolayısıyla şimdi onları verdik, bir bilgi sahibi oldunuz, bir fikir sahibi oldunuz. Ama artık biraz daha ince detaylara bakıyoruz. Düşünce olarak, görsel olarak ve nelerin hesabının yapılması gerektiğiyle ilgili şimdi artık detay çalışıyoruz. Tabii burada şimdi şöyle olabilirdi, değil mi? Eğer at da şah çekmeseydi, filin önünü kapatabilirdik piyonla. Beyaz oyuncu mat olmaktan kurtulurdu. Ya da güvenli dediğimiz, geri alayım kafalar karışmasın. Geri alalım atımızı, böyle bir noktaya oynadığımızı farz edelim, düşünelim. Şimdi bir, madde bir. Beyaz oyuncu şahını çok rahat bir şekilde A3 noktasına giderek kurtarabilir. İki, beyaz oyuncu piyonunu C3'e sürerek filin yolunu kapatabilir. Bir başkası, beyaz oyuncu atını C3 noktasına oynayarak yine filin şah çekmesini engeller. Sonuç şu arkadaşlar, oynayacağımız taşın nereye, en etkili bir şekilde nereye gitmesi gerektiğini çok iyi düşünmemiz gerekir. Ve burada kesinlikle, zaten bu matı kaçırırsanız olmaz. Burada güzel bir mat var. Ve kesinlikle en doğru nokta at C4. Dolayısıyla hem şah çekiyor, hem de A3 noktasını kontrol ediyor. Ve siyah şahın hareket edebilecek hiçbir noktası yok. Zaten çifte şah çekildiğinde de diğer önlemler, yani şah çeken taşı almak gibi, araya taş kapatmak gibi bir önlem alamıyoruz. Artık bunu da iyice öğrenmiş oldunuz. Bir başka örnekle hemen devam edelim ve burada yine kalemizin şah çekme potansiyelinin olduğunu gördük. Şahın
gidebileceği tek bir noktanın G7 karesi olduğunu da görüyoruz. O zaman biz filmimizi öyle bir noktaya oynayalım ki hem G7 karesini kontrol etsin hem şah çeksin. Şimdi fil şah çekti, aa ben bu fili alayım, yok öyle yapamazsın. Öyle bir şey olmaz, bu kural dışı imkansız hamle olurdu. Çünkü kalede şah çekiyor. O zaman burada siyah oyuncunun yapabileceği hiçbir şey yok. Oyun matla sonlanmıştır. Evet, şimdi tahtaya baktığımızda biraz sanki çok karmaşık bir durum var gibi gözüküyor. Ama taşların sayısının o kadar çok önemi yok tahtadaki taşların. Yani 32 taştan işte alın dedildi, 3'er 5'er 10'ar taşları kaldı falan. Bu o kadar çok etkili değildir sizin matı görmenizde ya da iyi bir hamle bulmanızda. Önemli olan iyi düşünmek. Burada şimdi beyaz oyuncunun vezirinin şah çekme potansiyelinin olduğunu gördük arkadaşlar. Beyaz oyuncu şah çekebiliyor. Ve önünde örtü konumunda bir taşımız var, piyon. Şimdi biz bu piyonu buradan kaldırdığımızda, herhangi bir yere oynadığımızda bu piyonu yok farz ediyoruz. Vezirimiz şah çekiyor. Güzel. O zaman tespit ettik. Ama burada beyaz oyuncu acaba filimi alsın yoksa atı mı alsın? Çok önemli bu. Atı alırsa ne olur, fili alırsa ne olur? Şimdi eğer iyi bir hesap yapmadıysanız, çok detaylı düşünmediyseniz ve hemen atı alırsanız olacaklara bakın. Siyah şah hem piyonu alır hem de canını kurtarır. Ama burada biraz sonra da ona da değineceğim, bir açmaz potansiyeli olan, açmazda olan bir taş var. Siyahın bir fili var. Arkadaşlar, beyaz oyuncu eğer piyonuyla fili alırsa ve vezir şah çekti, piyon da şah çekiyor. Şimdi şahla piyonu alamaz. Neden? Arka planda kale var. Kaleyle piyonu alamaz. Neden? Vezir şah çekiyor. Öyleyse açarak yine çifte şahla beyaz oyunu kazanmıştır. Şimdi arkadaşlar, burada böyle konumlarda, bu tür konumlarda, özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Beyaz oyuncu böyle bir durumda yaşasın, ben onun vezirini kazandım deyip gelip böyle bu veziri alırsa, evet vezir kazanmış olur, öne geçer ama burada şimdi arkadaşlar biraz daha zaten ne diyoruz? İyi bir hamle bulduysan dur, hemen oynama. Alekin'in sözü. Bir daha düşün. Daha iyisi vardır. Hatta bir daha düşün. Ondan da iyisi olabilir. Gerekirse bir kez daha düşün. Belki de oyunu sonlandıracak hamle vardır. İşte burada en güzel buna örnek. Arkadaşlar, atımızı biz F6 noktasına getirirsek, atımız da şah çekiyor. Hem açarak kaleyle şah çektik, hem atımız şah çekti, çifte şah oldu, hem de atımız şahın gidebileceği G8 noktasında kontrol ettiği için mat oldu. Ben vezir öne geçeyim, hemen heyecanla orada vezir alırsan oyunu o an için matla kazanamazsın. Evet, pardon. Çünkü tamam, yine kazanırsın sonra, kale öndesin ama mat etmek varken neden başka şeylerle uğraşasın? Önemli olan bu oyunu mat etmek. Mat eden kazanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, burada işte doğru hamle, atımızı F6 noktasına oynayıp çifte şah çekip mat etmek. Biraz öncekinde sadece vezir kazanıyordum. Olabilir, vezir kazanıyorsun. Şimdi burada açarak şah çekeceğim diye veziri kazandın. Yine çifte şah çektin, kaçtı. Dolayısıyla bu konuya dikkatinizi dikkat edin. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum.
Evet, yine burada güzel bir açarak çifte şahmat örneği var. Şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Burada filimiz şah çekebiliyor. Filin şah çekme potansiyeli var. Güzel. Peki filin bu çaprazda kontrol ettiği noktayı diğer atımız koruyor. Gerek yok, ona ihtiyacımız yok o zaman. Fil koruyor orayı. Peki ne yapalım? Öyle bir noktadan şah çekelim ki bakın açarak çifte şah ve uzun menzilli yine filler, fil çifti matı atın desteğiyle de ve siyah oyuncunun hareket edebilecek hiçbir noktası kalmamıştır. Şah ve matla oyun sonlandı. En zoru kazanılmış oyunu kazanmaktır. Bu söz gerçekten çok önemli bir söz. Arkadaşlar burada beyaz oyuncu çok üstün konumda. Vezir önde. Siyahın piyonu zaten şah, beyazın şahı önüne geçmiş, onu oradan geçirtmiyor. Siyahın herhangi bir şey yapma şansı yok. Beyaz oyuncu burada hemen, genellikle yeni başlayanlar için söylüyorum yine. Ya ben gideyim onun piyonunu da alayım ve onun hiçbir taşı kalmasın, artık ben rahat rahat mat edeyim gibi düşündüğünde maalesef kazandığı oyunu kaybetmiş olur. Ne oldu bu durum? Pat. Yani beraberlik. Sen kesin %100 kazandığın maçı, aldığın bir puanı böyle bir basit bir hata yüzünden yarım puanla tamamlamış oldun. Rakibine yarım puan hediye etmiş oldun. Hediye güzeldir ama hediye etmek, fakat bu tür müsabakalarda, bu tür yarışmalarda herkes kazanmak için oynar. Herkes bir puan daha fazla almak için oynar. Hatta bırakın bir puanı, yarım puanı. Puanlar eşit olduğunda averaj sistemi dediğimiz bir sistem var. Ve bu averaj sisteminde yarım averaj, çeyrek averajla birinciliği de kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir averaj kaybına ya da puan kaybına asla izin vermeyin. Elinizden geldiği kadarıyla, elinizden geliyorsa tabii ki kazanmak için bütün mücadeleyi yapmanız gerekecek. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne yapılabilir? Beyaz oyuncunun bu durumda yapması gereken şey, bir, şah çekebilirsiniz vezirinizle. Şah çektiniz, şah kaçtı. Şimdi şahın yolunu keseyim. Ben tekrar geri gidemesin diye böyle düşünerek bir hamle daha yaparsanız yine oyun pat olur. Bakın vezirin kontrol ettiği noktalara bakın. Okları çizerken bazen evet arkadaşlar. Şu an hiçbir yere oynayamaz yine. Oynayabilecek başka bir taşı da yok. Eğer piyonun önünde bizim şahımız olmasaydı piyonunu hareket ettirebilirdi. O zaman pat olmazdı. Öyleyse patın tanımını tane tane söyleyerek bir kez daha anlatayım. Pat eğer şah çekilmemiş ise ve rakip şahın kurallar içerisinde gidebileceği herhangi bir yer kalmamışsa ve rakibin yine şahının dışında oynayabilecek, kurallar içerisinde oynayabilecek, hareket ettirebilecek başka bir taşı da kalmamışsa, şah çekmediğimiz için şahmat değil, pat olmuştur bu olay. Şah hiçbir yer hareket edemiyor, edemiyor ama sen şah çekmedin ki. Şah çekseydin şahmat olacaktı. Şah çekmedin, rakip şahın bütün hareketlerini kısıtladın, hareket ettirebilecek, oynayabilecek herhangi bir hamlesi de yok, başka taşı da yok. Ben ne yapayım şimdi diyor. O zaman bu oyun beraber arkadaşlar, yani pat. Buna çok dikkat etmeniz gerekecektir. Şimdi şah çekildi, şah kaçtı. Beyaz oyuncu burada bekleme hamlesi yapabilir. Beklesin, vezirini beklesin. Sonra şah piyonunun arkasına saklansın.
Sonra beyaz oyuncu arkadaşlar burada şimdi yine bir kısıtlamaya giderse durum yine pat olur. Ama böyle yaptığımız takdirde yani vezir A8'den şah çektiğimizde artık bu oyun ne oldu arkadaşlar? Şahmat oldu. Gördüğünüz gibi oyunu kazanma şansı varmış. Kazanabiliyormuşuz. Ama dikkatsiz bir şekilde yaptığımız bir hamle oyunu pata götürdü. Bu da büyük kayıptır. Gerçekten kazanılmış bir oyunu kazanmak da en zorudur dediğimiz olay bu. Evet, şimdi bir başka pat konumuyla ilgili bakın. Burada normal şartlarda siyah oyuncu iki piyon önde. Ama tabii bu piyonların geçer piyon olup olamayacağına da bakmak lazım. Fakat bir piyon üstünlük de oldukça önemli. Bırakın iki piyonu. Şimdi burada beyaz oyuncu öyle bir taktik uygulamalı ki bu oyunu berabere yapsın. Siyahın kazanma şansı şu an için oldukça yüksek. O zaman siyah oyuncu piyonunu sürdü. Beyaz şimdi burada nasıl beraberlik yapabilir? Yani oyunu nasıl pata götürebilir? Beyaz burada eğer kalesiyle farklı bir hamle yaparsa siyah kazanır. Ama beyaz oyuncu gidip onun piyonunu yerse. Şimdi siyah oyuncu burada şahıyla bir hamle yapmaya kalkışırsa kale gider. Kale gidince bu sefer kale öne geçen beyaz kazanır oyunu. Peki ne yapması gerekir? Öyle de kayıp böyle de. Acaba ben onun kalesini yesem bir kale ve bir piyon üstün olsam? İşte güzel bir şey olmadı. Çünkü rakip şahın kurallar çerçevesinde hareket edebilecek hiçbir noktası kalmadı. Ve bu durum pat. Görüntüye baktığımızda görünürde siyah bir kale fazla oyunu kazanması gerekirdi. Ama beyaz da öyle bir taktik uyguladı ki bu taktiği sayesinde oyunu berabere bitirme başarısı gösterdi. Yani oyun patla sonlanmış oldu. Evet, ilginç bir örnek daha. Bakın şimdi burada siyah oyuncu kesin üstün. Vezire kale. Çok büyük üstünlük. Fakat beyaz oyuncu burada bu oyunu berabere yapmak için yani pat yapmak için bir strateji geliştirip bir taktik hamle yapması lazım. Buradaki taktik hamle arkadaşlar veziri istemek. Aynı zamanda veziri açmaza almak. Vezir artık buradan hareket edemez. Çünkü hareket ettiği an kural dışı olur, şah tehdit altında kalır. Şimdi şahını açmazdan çıkardığını düşünelim bir an için. Alır ve iki şah oyun berabere. Ya da siyah oyuncunun kaleyi aldığını düşünelim. İşte gerçek pat bu. Siyah oyuncu kaleyi aldığı zaman arkadaşlar beyaz oyuncunun kurallar çerçevesinde hareket edebilecek hiçbir noktası kalmadı. Ve beyazın yine kurallar içerisinde oynayacak başka bir taşı da olmadığından siyah oyuncu da şah çekmediği için oyun pat olmuştur. Şimdi yine burada gördüğümüz arkadaşlar normal koşullarda şu anda baktığınızda beyaz çok üstün. Kaleye karşı kalesi var. Fil, piyon, piyon, piyon. Ve ne üstün? Bir fil, üç piyon üstün. Beyaz oyuncu. Artık bu maçı kazanmış gibi gözüküyor. Siyah oyuncu öyle bir taktiksel hamle yapmalı ki bu oyun pat olsun. İşte burada taktik bilgiler ön plana çıkıyor arkadaşlar.
iyi hesap yapmak ön plana çıkıyor. İyi görmek ön plana çıkıyor. Siyah oyuncunun buradaki en önemli taktiksel hamlesi şah çekmek. Şahını herhangi bir yere kaçamaz. Beyaz oyuncu böyle de kalamaz, bekleyemez de. Şahı kurtarmak zorunda. Almak zorunda. Ve aldığı zaman gördüğünüz gibi siyah oyuncunun hareket edebilecek hiçbir noktası kalmadı. Başkaca yine hareket ettirebilecek, oynayabilecek başkaca bir taşı da yok. Dolayısıyla artık burada yapacak hiçbir şey yok. Oyun şahmatla sonlanmıştır yine. Şimdi yine tahtamıza baktığımızda, şöyle enine boyuna düşündüğümüzde siyah oyuncunun çok üstün olduğunu görüyoruz. Vezir ve piyon. Tabii şimdi mümkün değil burada normal koşullarda, daha doğrusu tabii şu an biz buna göre bunu bir çalışma sonucunda bunları hazırlıyoruz. Burada elbette ki pat konumuna göre bir hazırlık var. Şimdi arkadaşlar, yani bu filin başka bir noktada olduğunu düşündüğümüzde, düşünelim başka bir, ya da siyah karede olduğunu düşünelim. Bu oyunu artık mümkün değil beyazın kurtarması. Çünkü vezir önde adam. Ancak burada beyaz oyuncu yine çok iyi hesap yapıp düşünüp şunu görmesi lazım. Ben burada bir fil şişi yaparım. Yapacağım bu fil şişi sonunda veziri açmaza alırım. Ya vezir öne geçerim ya da o beni almak zorunda. Almaz, şahını kaçarsa kendi bileceği bir iş. Ben de gider veziri yerim. Diğer piyonunu da siyah oyuncu buradan geçip vezir olamayacağına göre bu oyun berabere biter. Tabii bu durumda eğer siyah oyuncu baktı başka çaresi yok, fili alırsa, bakın şimdi fili aldığı zaman, siyah oyuncu, geri alıyorum. Şimdi siyah oyuncu fili aldığında arkadaşlar, beyaz şahın yine kurallar içerisinde hareket edebileceği hiçbir nokta kalmadı. Ve beyazın başka hareket edebilecek bir taşı da kalmadı. Dolayısıyla bu oyun pattır. Yine başka bir konum, siyah oyuncu iki piyon önde, iki piyon üstün. Burada normal koşullarda siyah oyuncu oyunu kazanıyormuş gibi görünüyor. Fakat beyaz oyuncunun burada taktiksel bir hamlesi var ki, arkadaşlar burada beyaz oyuncunun bu piyonu hareket etmez, diğer piyonu da hareket etmez. O zaman eğer şahı hareket ettiremeyecek bir konumda, öyle bir konum yaratabilirse, piyonları da hareket etmediği için çok üstün olan siyahtan burada bir beraberlik alırım. Hesap bu. O zaman şimdi siyah oyuncu geldi, kaleyi istedi. Beyaz oyuncu burada arkadaşlar ne yapabilir? Ne yapamaz daha doğrusu? Kalesini kaçamaz. Dolayısıyla siyahın şahını ya kalesini alacak siyahın, ya da arkadaşlar burada şahını kaçacak. Şimdi şahı kaçtı. Diyor ki al beni. Eğer sen beni almazsan ben seni alacağım. Siyah ne yapsın ki şimdi? Almak zorunda. Şahla alamıyor. Bakın şahla alamıyor. Şah koruyor, beyaz şah. Şimdi kaleyle almasa beyaz gidip onu alacak. Dolayısıyla arkadaşlar siyah oyuncu burada beyazın kalesini aldığı zaman, bakın biraz önce hemen başta söylediğim, piyonları hareket edemiyordu ve şahı da hareket edemeyecek bir konuma getirirse bu oyunu berabere bitirme şansım var deyip beyaz oyuncu böyle bir
taktik uygulamalıydı. Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah oyuncu çok üstün. Vezir, iki fil, üç piyon. Beyazın vezir, üç piyon. Siyah iki fil önde. Büyük üstünlük. Beyaz oyuncu öyle bir şey yapmalı ki oyun patla sonlansın. Şimdi burada bu hesabı yapmak o kadar kolay değil aslında. Çünkü bir, bu piyon hareket edemez. Diğer piyon da hareket edemez beyazın. Bir tane piyonu var hareket edermiş gibi gözükmesine rağmen, görünmesine rağmen arkadaşlar bu da hareket edemez. Çünkü o piyon, bakın, burada filin açmazında. O zaman bir tane veziri var şu an. Bu durumda da beyaz oyunu kazanamayacağına göre oyunu pata oynaması lazım. Şah. Şimdi bu şah çekişe baktığımızda, buradaki şah çekişte siyah şah buraya oynayamaz, piyon var. Siyah şah aşağıya denemez, vezir şah çekiyor. Ne yapmak durumunda? Veziri almak durumunda. Arkadaşlar böyle bir duruma zugzwang denir. Zugzwang, hamle sıkışması. Yani sen bu hamleyi yaptığında oyunu kaybedeceğini bile bile yapmak zorunda kalmak. Siyah oyuncu burada bu veziri alınca oyunun pat olacağını bile bile almak zorunda. Başka çaresi yok zugzwang. Aldığı zaman bakın şu an beyaz oyuncunun hareket edebilecek hiçbir taşı yok. Piyonlar maalesef hareket edemiyor. Şah da herhangi bir yere gidemiyor. Dolayısıyla şah da çekilmemiş, oyun pat. Evet, peki arkadaşlar. Şimdi hemen bir başka konuya geçiş yapalım. Piyon terfi kuralı. Şimdi piyon terfi, ben sırayla bu gittiğim için arkadaşlar piyon terfi herkes biliyor hemen hemen. Bilmeyen yok. Piyonlarımız eğer rakibe yakalanmadan tahtanın en sonuna kadar gitme başarısı gösterirse terfi edecek. İstediği taşa dönüşebilecek şah hariç, bir de piyon olarak kalamaz. Vezir, kale, at, file dönüşebilir. Bu şu demek, askeri bir terimle piyonlar rütbesiz asker, er. Zaten dünyada bütün kitaplarda er diye geçer çoğunda. Ve denilmiş ki sen eğer rakibin, karşı tarafın son hattına kadar ulaşabilirsen hiç kimseye yakalanmadan, sen artık er değilsin. Sen bir general olabilirsin. Bir albay, yüzbaşı, binbaşı olabilirsin. Yani bir komutan olabilirsin. Dolayısıyla burada piyonların isterse bir isterse iki adım oynar demiştik. Başlangıçta biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Bakın ilerledi ve son yataya geldiğinde vezir, kale, at, fil olabilir. Çoğunlukla %99 vezir olunur ama bazen de vezir olunduğu zaman oyun patla sonlanabilir. Bazen kale olunduğunda patla sonlanabilir. Bazen de sadece at olursan mat edebiliyorsun. Dolayısıyla onları da daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Ve aynı şeyi siyah için de yapalım. Siyah piyon da ilerledi. Şah ona yetişmeye çalışıyor ama maalesef yetişemedi. Son yataya ulaştı ve vezir olma başarısı gösterdi. Böylece siyah da bu oyunu kazanmış oldu. Şimdi başka bir konu. Arkadaşlar piyonla ilgili bir başka önemli konu da geçerken alma kuralı. Bakın yine yeni başlayanlar için söylüyorum. Geçerken alma kuralını pek çok oyuncu oyun içerisinde görmüyor ya da uygulamasını bilmiyor. Şimdi geçerken almanın tek bir koşulu var. Bir, bu piyonlardan herhangi birisi
Bakmayın burada hepsini 8 tane piyon koydum. Yani herhangi birisi geçerken alabilmek için ilk kez oyuna dahil oluyor olması gerekir. Madde 1. 2. 2 sürülmesi gerekir. Aksi halde geçerken alma kuralı işlemez. Bakın burada güzel bir örnek. Beyaz oyuncu piyonunu sürmüş. Nereye kadar gelmiş? E5'e kadar gelmiş. Siyah oyuncunun piyonu, D7 piyonu yerinden hiç kıpırdamamış. İlk kez oyuna girecek. Şimdi bu siyah piyon bir adım oynadığında beyaz piyon çaprazındaki o piyonu yiyebilme özelliği var değil mi? Yiyordu. Herkes biliyor bunu. Çaprazındakini yer. Peki ben bu piyonu acaba iki adım oynasam ne olur? İşte arkadaşlar burada iki adımda oynasa geçerken alma kuralını işleterek rakibin o piyonunu alır. Çok kritik bir noktadır. Pek çok oyuncu dediğim gibi bunu oyun içerisinde gerçekten gözden kaçırır ve pek çok şeye mal olur. Yine siyah oyuncunun rakibin piyonu B4 noktasına kadar ilerlemiş. Beyaz oyuncu bir sürse rakip onu alacak. Tamam peki iki sürerse arkadaşlar yine alacak. Buna da geçerken alma kuralı diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar geçerken alma kuralını eğer bilmiyorsa nelere mal olacağını görelim. Bakın geçerken alma kuralı vardı burada. Ve şimdi siyah oyuncu bu geçerken almayı yaparsa gördüğünüz gibi burada oyunu vezire terfi ederek kazanır. Ama eğer bu geçerken alma kuralını uygulamayıp başka bir hamle yaparsa arkadaşlar, başka bir hamle yaparsa geçerken alma kuralını da böylece uygulamamış olacak. Dolayısıyla arkadaşlar oyunu ne yapacak? Kazanamayabilir. Demek ki geçerken alma kuralının da bu kadar çok önemli bir konu olduğunu bir kez daha burada vurgulamış olduk. Değerli Tempo TV izleyicileri, sevgili satranç severler, sevgili çocuklar, umarım bu altyapıdaki derslerimiz sizler için çok yararlı olmuştur ve altyapıyı hemen bitirdikten sonra bu şekilde detaya girerek sizin bilgilerinizi daha çok pekiştireceğinizi umuyorum ve bundan dolayı da iki haftadır hızlandırılmış ama en ince detaya kadar bazı bilgileri aktarmaya çalıştım. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın değerli Tempo TV izleyicileri, sevgili satranç severler ve minik öğrencilerim diyelim. Hoşça kalın.